Malatya mutfağından yoğurtlu kabaklı köfte. 5 adet kabak, 4 su bardağı kırık yarma, 1 su bardağı mercimek, 2 çay kaşığı tuz, 2 bardak su. Sosu için 3 bardak yoğurt, 4 diş sarımsak, 2 kaşık tereyağı, kırmızı biber. Soyucan'la gelmişsin, çok tatlı. Evet. Valla bana güvenmiyorlar galiba. Birçok kişi hep yanında malzemesini getiriyor. Estağfurullah. Öyle bir şey değil mi? Daha tabii pratik ve kolay olduğu için getirdim tamam. Ben. Herkesin kendi aleti. Aldım. Alet işler el övünürmüş. Önemli. Haşlayacağız. Evet. Kızartabiliriz. Evet. İstenirse kızartılabilir, istenirse haşlanabilir. Nasıl hı-hı istiyorsanız iki türlü de olabiliyor. Evet. Kabakları şu şekilde soyuyoruz. Biz haşlamayı tercih ediyoruz. Evet. Hani daha hafif olsun diye. Bu durumda da ben şimdi sana haşlama suyu koyayım. Evet. Şimdi kabaklarımızı küp küp doğrayacağız ve haşlayacağız. O suya birazcık tuz koyabilir miyiz? Koyarım. Bak gördün mü sen benim tuzluğumu? Çok beğeniyorum. Gördüm, ekranda gördüm. Hmm. Bayıldım. Suyumuz kaynamış mıdır acaba? Kaynadı vallahi. Dediğimiz gibi kızartabilirsiniz de diyette olanlar haşlasın. Evet. Yok benim öyle bir problemim diyenler, yürüyorum ben her gün diyenler kızartsın. Malatya'da yarma çok kullanılır. Evet. Köftelerini yarmadan yapacağız, kırık evet yarmadan. Evet. Şimdi yarma bulamayanlar da bulgurdan yapabilirler onu. Bulgur da çok evet kullanılıyor sizde. Bulgur kullanıldığında içine un koymak gerekiyor. Unla hmm köfte haline getirebiliyorsunuz. Hmm. Bunu da biz yarmada sadece su ve tuz koyacağız. Yarma çünkü kendi de unlu. Evet. Daha kolay tutuyor. Evet. Şimdi yarmamızı, köftemizi yapalım bence. Tamam. 2 bardak yarma koyduk. Şöyle diyorum ki şunu da güzel güzel evet sınarız. Ha? Evet, çok güzel. Tamam. Şimdi Nursel'cim buna tuz koyacağız. Suyla köfteyi top top köfte yapabilecek kıvama getirmem gerekiyor. Biraz tuz evet koyalım. Şöyle bir çay kaşığı birazcık kadar. Birazcık daha evet. Tamam. Şimdi ben buna su koyacağım biraz ve yoğurmaya başlayacağım. İstersen sen bana yavaş yavaş suyu her zaman koyabilirsen gibi lütfen. Ben yavaş yavaş başlayayım. 2 bardak koydun herhalde değil mi yarma? 2 bardak yarma koydum. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi yarma dediğimiz buğdayın böyle un haline getirmiş halini kullanıyoruz biz. Bunların boyları var değil mi? Yanlışsam sen beni düzelt. Evet, bir de şey olanı var. Böyle kırık un şeklinde olanı değil de böyle hı-hı şey ne denir? Aşurelik yarmalar var. Hani nasıl bulgurun boyları var? Yapılır. Evet. Bunun da var. Bu böyle bakın un gibi olduğu için toparlaması çok kolay. Birçok şeyde kullanabilirsiniz. Mesela kiraz yaprağının içine de galiba bundan koyuyorlardı. Dolma, kiraz yaprağı dolması hmm yapılıyor. Onun dışında Malatya köftesi vardır. Evet. Biraz kıymayla yarma ya da bulgur. Şimdi yarma bir de bulgur. Her ikisi de hmm aslında aynı işlevi de görebiliyor. Evet. Dediğim gibi az önce hani yarma bulamayanlar üzülmesinler, bulgur koyabilirler. Ben çünkü senin için gittim aldım. Çok hiç teşekkür de zorlanmadım ederim. Çok teşekkür ederim. Bu bence tamamdır. Ne kadar çabuk oldu değil mi? Evet. Çok uzun uzun yoğurmaya gerek yok. Hayır. Şimdi böyle cırp 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 bir kıvam olmadı. Biraz evet daha sert yaptın. Zannediyorum evet sana bir kaseye su vermeliyim. Beraber evet böyle evet yapalım. Elimize yapışmaması için. Aynen. Şu da olabilir aslında bardağın içindeki su. Köftelerin içinde su koyuyorum. Lütfen yanına tuz, birazcık tuz koyacağız. Ben kabağı kapatıyorum. Onu unutmayalım. Süzüyorum. Değil mi hemen? Evet. Şöyle.
Kabağımız hazır, köftelerimiz neredeyse bitti bile. Şimdi onları birleştireceğiz. Evet. Ayrıca da kolay bir yemek. Evet Nursel'cim, bitti galiba. Misket büyüklüğünde, bugün bende şey var ha, büyüklüğünde köfteler yapıyorsunuz kendinize. Suyumuz kaynıyor. Onu tuz atmış mıydık biz? Atmadım, hemen atayım. Getir bak, getir. Çok kolay bir şey yapacağım. Üzerine döküyorsun. Al şimdi onu, çalkala şöyle. Dök, dök. Salla, salla, salla. Dök şimdi. Aa, süper ya. Bir teknikmiş bak. Vay, koca gerçekten karı oldum diyorum, inanmıyorsunuz. Fakat dur şöyle görelim. Çok kolay devriliyor o zaman. Üstüne gelmesin. Hiç yapışmıyor. Böyle tek tek de uğraşmanıza gerek kalmıyor. İşte. Mercimeklerimiz haşlanmış. Ben senin için sabah bunu haşladım. Tamam. Köfteyi çıkaracağız. Köfteyi koyacağız, kabağı koyacağız, üzerine mercimek, üzerine yoğurt ve sos yapacağız. Son aşamada birleşecek hepsi. Aynen. Ve yoğurtlanacak. Şahane. Ellerimizi yıkayalım. Evet, bunu şöyle koyalım. Sen orayı silerken ben de yoğurt hazırlayayım istersen. Üzerinin sosu şimdi olacak çünkü. Yoğurtlu kabaklı köftelerimiz için köftelerimizin pişmesi 5 dakika falan. Çok değil mi? Çok geç pişmiyor. Ya evet, sürekli kontrol etmek gerekiyor. Aynen. Tuz attık lezzet versin diye, dağılmasıyla alakası yok. Bu köfte dağılmıyor, aklınızda olsun. Şimdi sarımsaklı yoğurt hazırlıyoruz üzerine. Bu yerken sosu. Aynen. Sonra da tereyağı ve kırmızı biber yapacağız üzerine. Neyimiz kaldı? Bir kağıt kebabımız, kağıt var. Kebabımız. Bir de kolay turşu. En sevdiğim kolay turşunu da çok merak ediyorum. Yapacağız, hemen masaya getirip yiyebileceğiz. Ben havanı getireyim. 4 diş yeterli aslında buna çok. Sunum için yoğurda ve tereyağına ihtiyacınız var. Bu yemek de bitmiştir. Bu da tamam. Nursel'cim bitti. Bak, bıçağı koyayım öyle al lütfen. Var mı öyle bazı oynayan şeyler, öyle mi? Bıçak, makas. Mutlaka İkinci yiyin. Yemeğimizi beğendiyseniz Facebook, Twitter, Instagram adreslerimizden lütfen bu güzel bayan için yorum yazın. Çok teşekkür ederim. Galiba istersen. Kabaklı yoğurtlu köftelerimiz için köftelerimizi bekliyorduk. Kapattık. 7 dakika falan sürdü zannediyorum olması. Şimdi direkt sunum tabağına alacağız. 5 tane kabağı küp küp yaptık, onları da sunum tabağına alacağız. Üstüne mercimeklerimiz var, onları da alacağız. Üstüne yoğurt, üstüne tereyağı. Daha ne olsun? Ne kadar değişik yemekler var bizlerde çok, ya. Çok. Bakar mısın? Çok zengin bir mutfağımız evet var aslında. Ve baktığında da çok faydalı şeyler. Mercimek. Evet. Kesinlikle. Bir kase haşlanmış mercimeğe ihtiyacımız var. Son aşamada koymak için. 5 tane de kabak kuşbaşı desem yeridir, böyle küp küp doğradık. Bu tabii kabağın büyüklüğü size kalmış aslında. İster küçük ister biraz daha büyük yapabilirsiniz. Size tavsiyem, bizim gibi böyle çok öldürmeyin. Hani biz iyice öldürmedik. Biraz diri kalsın istedik. Çok güzel gösterdim. Ben bu yemeği hiç yapmadım biliyor musun daha önce? Çok lezzetli. Evet. Evet. Bitti. Bunun yoğurdunu yerken üzerine koyarız. Yağını da o zaman. Ay görüntüye bakar mısınız? Çok, çok yeşil, çok severim zaten yemekte. Ben sağlıklıyım, ben sağlıklıyım, ben sağlıklıyım diye resmen böyle yemen ediyor. Doğru.